Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkan Vekili Sayın Ali Mahir Başarır konuşacaklar. Buyurun Sayın Başarır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Osman Kavala hakkında yeniden yargılama kararı oy birliğiyle reddedildi. Şimdi Osman Kavala'nın avukatları yeniden yargılama talebinde bulunurken heyetin değiştirilmesini talep etti. Çünkü taraf olan bir heyette daha adil bir heyetin geleceğini düşündüler herhalde. Ancak heyetin değiştikten sonra bir gün bile dolmadan bu dosya kapatıldı ve bu talepler reddedildi. Ben buradan kamuoyuna seslenmek isterim grubum adına. Bakın, iki tane ayım kararı, iki tane beraat kararı, bir tane ağırlaştırılmış müebbet cezası ile ilgili gerekçeli karar var. Tahminen dosya 30 klasör, binlerce sayfa. Sadece kararlar okusa bu heyet herhalde iki günde okur. Demek ki dosyanın kapağını bile kaldırmadan bu heyet bu dosya hakkında red kararı verdi. Utanç meselesidir bu. Buradaki heyet önce kendisine hakaret ediyor. Çünkü ben talimatla geldim. Bu talimatla bu dosyayı okumadan elimdeki kararı ilan ettim diyor. Bu olacak şey değil. Yargının geldiği nokta maalesef ki bu. Yani daha adil bir karar verebileceğini düşünerek heyet değişsin diyor avukatlar. Ama beterin beteri geliyor. İşte bunların hepsi tarihe geçiyor. Yine utanç verici durumlardan bir tanesi Çetin Doğan, Feyzi Türker'i, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkaslak. Evet, bu generaller 1000 gündür cezaevinde. Adli tıp raporu net. Yaşlılık ve hastalık durumu cezaevinde kalmalarına engeldir diyor. Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı af yetkisini kullanmıyor. Nerede kullanacak? Nerede kullanacak? Daha önce bu ülkede görev yapan cumhurbaşkanları rapor geldiği zaman adli tıptan cezaevi koşulları uygun değildir dediği zaman hangi suç olursa olsun o gözünü kapatıp karara bakmaksızın af yetkisini kullanıyordu. Bakıyorum, Hizbullah sanıkları için kullanılmış. Çok vahim dosyalarda kullanılmış. Ne suçu var bu insanların, anlamıyorum. Yani adli tıpa rağmen 90 yaşına yaklaşmış bu askerleri, generalleri kin ve nefrette cezaevinde tutmak bana göre bir insanlık suçu. Derhal bu düzeltilmeli. Otoyolda köprü geçişlerine dün gece yarısı zam geldi. Yılbaşında %76 zam gelmişti. Dün ortalama %60 oranında zam geldi. Yani toplamda hesap yaparsak Buyurun tamamlayın lütfen. Yani toplamda hesaplarsak %181 oranında zam geldi. Şimdi bu otoyol köprülerdeki geçişleri maalesef ki döviz üzerinden hesaplıyoruz. Bazılarında Amerika'daki enflasyon oranındaki artışı da ekliyoruz. Her şeyden tasarruf ediyoruz. Ama bu seçkin müteahhitlerin cebine girecek paradan nedense tasarrufta bulunmuyoruz. Hiç kimse onlara dokunmuyor. Bakın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş 15 liradan 24 liraya çıktı. Bu ulaşımdaki zamları, emekliyi, insanları, çalışanları etkileyecek bir zam. Neden? Bu insanların nasıl bir ayrıcalığı var? Neden bunlara dokunulmuyor? Her konuda tasarruf yapılıyor. Her konuda müdahale ediliyor. Ama yılbaşından beri yaklaşık olarak %200'e yakın zam geliyor. Buyurun bitirelim lütfen. Böyle mi tasarruftan ettikleri paraları sözde tasarruf yapıyorlar? Bu beyefendilerin cepleri dolduruluyor. Şimdi ilginç. Beştepe'de tasarruf paketi açıklandı ve dediler ki lüks otellerde artık toplantı yapılmayacak. Çok güzel. Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İstanbul'da daha bu karardan sonra organize etmiş olduğu bir toplantıda konuşma yapıyordu. Dünya İslam bilginlerini davet etti. 200 kişi katıldı. Otelin, 5 yıldızlı otelin günlük ücreti 7.000 lira. Yani gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum.
Devlet tüm kurumlarına, tüm birimlerine, belediyelere, bakanlıklara bir genelge ama Diyanet İşleri bundan muaf. Bence öncelikle Diyanet İşleri buna dikkat göstermesi gerekiyordu. Yine son olarak tasarruf tedbirleri... Buyurun bitirelim lütfen. Tasarruf tedbirleri açıklanıyor. Evet, neden? Herhalde milyonlarca emeklinin düştüğü durumdan dolayı 10 bin lira maaş alıyorlar. Daha az alanda yetim ve dul emeklileri hepimiz biliyoruz. Peki bu meclis, bu parlamento bu kadar tepkiye rağmen, bu kadar bize gelen insanların yazı, mesaj, telefonlarına rağmen adım atmayacak mı? Eğer bu tasarruf tedbirleri açıklandığına göre bu adımlar atılacaksa, 200 milyar tasarruf edilecekse lütfen meclis gereğini yapsın. O kadar önerge veriliyor. Emeklinin, 10 bin lira maaş alan emeklinin sorununu çözelim. Çünkü bu paket onlar için olmalı diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Başarır. Adalet